Halk TV'den herkese merhaba. Günün konuyla birlikteyiz. Bugün sağlıkta şiddet yasa tasarısını konuşacağız. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Pınar Sayıp ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi meslektaşınız Fikret Hacı Osman İstanbul'da öldürüldükten sonra Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca dedi ki suçlulara en ağır cezayı getirecek bir yasa çıkaracağız. Ve o sözlerin ardından meclise getirilen, sağlıkta şiddeti önleme amacıyla olduğu söylenen bu tasarı tartışma konusu oldu. Sağlıkta şiddeti önlemeyi bırakın, sağlık çalışanlarının iş güvencesini de elinden alabilecek bazı düzenlemeler içeriyor bu tasarı. Neye itiraz ediyorsunuz? Sağlık çalışanları olarak, doktorlar olarak günlerdir eylem yapıyorsunuz, sokaklardasınız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu çok yoğun bir şekilde gündeme geldi. Grup toplantılarında liderler karşı çıktı, muhalefet liderleri karşı çıktı buna. Tam olarak itiraz ettiğiniz şey ne bu 44 maddelik tasarıda? Evet, şimdi karşımızda büyük bir torba yasa var. Bu torba yasanın içinde hem sağlıkta şiddetle ilgili konular var, hem de hekimlerin çalışma güvenliğini yok eden maddeler var. Ayrıca birçok şehir hastaneleri veya işte Bilim Üniversitesi'nin mütevelli heyetiyle ilgili, yani bir sürü madde bir araya getirilmiş durumda. Ve bunların özellikle alt komisyonlarında çalışılmadan, meslek örgütleriyle bu konular konuşulmadan tepeden inme, acilen bu yasa getirildi. Oysa sağlıkta şiddet önleme yasasıyla ilgili Türk Tabipler Birliği'nin getirmiş olduğu caydırıcılık özelliği taşıyan bir yasa tasarısı önerisi vardı. Ayrıca CHP'nin de komisyona vermiş olduğu bir öneri vardı. Buralarda sağlıkta şiddeti yapanların bu cezalarının arttırılması söz konusuydu. Yani 2 ila 4 kat oranında arttırma öneriyorduk. Ayrıca bu ceza aldıklarında hükmün açıklanmasının ertelenmesi gibi bir yasa var kanun maddelerinde. Bundan yararlanmamasını, mutlaka cezasını çekmesini, tutuklanmasını, hatta ölümle sonlanmışsa bunun müebbet düzeyde bir hapis cezasıyla cezalanmasını öngörüyorduk. Ve tabii ki şiddet, sağlıkta şiddet sadece yasalarla, caydırıcı yasalarla çözülemez. Bunun yanında bir sürü önlemin de alınması gerekir ama bu en azından caydırıcılık sağlayacaktı. Böyle bir yasa için özellikle alanlardaydık. Yasamızı tutarken bunu özellikle dile getirmeye çalıştık meydanlarda. Ama maalesef çıkan yasada hiçbir değişiklik yok. Yani eski yasanın bir tekrarı, hiçbir artış yok cezalarda. Sadece gelip soruşturmayı, sizden gelip ifade alma işinin olayın olduğu mekanda olacak. Bir de savcılığa sevk edilecek. Yani burada değişen, bir caydırıcılık getiren hiçbir şey yok. Yani daha fare doğurdu gibi bir durum var. Şimdi Türk Tabipler Birliği'nin önerisi daha ağır cezalar olmasıydı. Tabii, arttırılmasıydı. Bir de infazın gerçekleşmesi, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza ertelemesi anlamına geliyor. Bu infazın gerçekleşmesini talep ediyordu. Evet. Bu 44 maddelik torba yasada caydırıcı veya ceza artırıcı hiçbir tedbir söz konusu değil. Sadece karakola belki götürülür. Oradan savcılığa sevki söz konusu. Zaten de bu yapılan bu tür bir şiddette, hatta bu artık ölümle zaten sonuçlanan şiddetlerde zaten olması gereken durumdan söz ediliyor. Başka da getirilen herhangi bir madde yok. Şimdi bazı hükümeti destekleyen basın yayın organlarında sağlıkta şiddetle ilgili cezaların 17 yıla kadar çıkarıldığı yazıyor. Var mı öyle bir madde? Yok, hayır, öyle bir madde. Bunu yazanlar var. Biraz önce en son haber.com'a baktım. Hı hı. Orada CHP'lileri eleştirirken diyor ki haberde işte sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara 17 yıl hapis cezası öngören tasarıya karşı çıkıyorlar diyor. Zaten şiddet uygulandıysa bunun bir zaten cezası olmalı, var. Yani bu hiç cezasız bir
durum değil. Bununla ilgili bir ceza var ama şu anda işte sağlıklı şiddet yasası diye önümüze getirilen yasanın eski durumdan bir farkı yok. Sadece evet. refakatli olarak karakola gidiyor. Bir de ifade almada bir kolaylaştırıcılık sağlıyor. İşte hangi ortamda olmuşsa özel hastanede veya kamu kurumunda. Bir de özel hastaneleri de kamu niteliği olarak kabul ediliyor. Çünkü sağlık işi bir kamu evet. hizmetidir sonuçta. Ama bu da daha önceki kanunlarda güvence altına alınmıştı evet. zaten. Şimdi bu şiddet meselesini biraz daha konuşalım. Diğer maddelere geleceğiz. Yani sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran bir beşinci madde var. Bu madde keyfi bir uygulamayla bütün sağlık çalışanlarını işsiz bırakabilir. Tabii. Ona ayrıca geleceğiz ancak sağlıkta şiddet ne boyutta? Şu an sağlık çalışanlarına şiddet olaylarında neler gözlemlenebiliyor? Son yıllarda ciddi bir artış var sağlık çalışanlarına yönelik şiddette. Çünkü hastaneye başvurularda bir kışkırtılmış talep var. Sevk zinciri kaldırılmış durumda. Kişiler hele acillere çok ciddi yığılmalar söz konusu. Ve zaten şiddet olaylarına da baktığımızda son 12 yılda ölümle sonuçlanan şiddet olayları daha çok bu son 12-13 yılda olmuş durumda. Bunun sebepleri var değil mi? Yani tabii, kendi kendiliğine ortaya çıkan bir problem değil. Ortaya çıkan bir problem değil. Tabii ki sağlıkta şiddet bir kere aşırı derecede yığılmadan kaynaklanıyor. Evet. Sağlıkta dönüşüm programı hastanelere aşırı derecede yığılmayı getirmiş durumda. Kısa sürede bakılan hastalar bir kere tatmin olmuyorlar kendilerine evet. ayrılan süreden. Ayrıca hasta olan olmayan herkes başvurduğu için gerçek hastalar ayırt edilemiyor ve gerçek hastalara ayrılan süreyle evet. Gerçek hasta olmayanlara ayrılan süre neredeyse aynı ve acillere yönelen bir talep söz konusu. Bunun yanı sıra bir sürü tedbir alınıyor. Diyelim ki kısıtlamalar getiriliyor hem geri ödemelerle ilgili hem biliyorsunuz bir ekonomik krizden ötürü bir takım işlemlerin yapılmasında zorluklar var. Bunlarla hep doktorlar karşı karşıya evet. kalıyor. Siz sanki ekonomik kriz hiç yokmuş gibi, sağlıkta hiçbir tedbir önlemi alınmıyormuş gibi bir manzara yansıtıyorsunuz. Halk bunu bu şekilde algılıyor. Geliyor sizin bu ilacınız elimizde bulunmuyor, dışarı çıkıyor, eczanede bulamıyor veya hastanelerde bir takım işlemler, şu ihale yapılamadığı için yapılamıyor dediğiniz anda zaten siz muhatapsınız hastanın bütün sorunlarıyla. Evet. Halbuki biraz daha gelişmiş ülkelerde, çalışanın güvenliğinin önemsendiği ülkelerde zaten hekim hastayla bu kadar yakından temas halinde değildir. Biz de hastaneye gidin. Kapıyı açıp tabii, doktora direkt girebilirsiniz. Evet. Yani önünde bir bariyer yoktur, onu karşılayan bir sekreter yoktur. Özellikle kamu hastanelerinden bahsediyorum. Ama özel hastanelerde de böyle. Yani bariyersiz hekime ulaşmak çok kolaydır. O yüzden elini kolunu sallayan gelir hekime her tür ihtiyacını, işte reçetesini yazdırmaktan, o günkü ateşinin düşürülmesine evet. kadar her tür talebi direkt getirebilir. Bunun dışında sevk zinciri olmadığı için bir eleme yok. Herkes üniversite hastanelere bile yoğun taleple başvurulabiliyor. Yani gerçekten oranlarda müthiş artış var. Ben size birkaç tane örnek vereyim. Evet. Hastaneye müracaat son 12 yılda Sağlık Bakanlığı'nda %179, üniversite hastanelerinde %291, özel hastanelerde %1255 artış var. Yani geçmişe nazaran artış oranları nüfus artışıyla evet. Oranlanmayacak derecede çok yüksek. Sağlıkta önleyici tedbirleri alamadığımız için aslında bu böyle bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz anladığımız tabii, kadarıyla. Yani şimdi, bu bir zincir değil mi? Zincir tabii yani, bu bir zincir. Hatta o kadar çok özel hastane sayısı da artmış ki. Yani bu karlılık getiren ticari bir alan haline zaten geldi. Müşteri deniliyor hastaneye. Evet artık zaten yani, devlet açık hastaneleri açık. De özel işletme mantığıyla işliyor. Evet. Zaten özel hastaneler de öyle. Bugün maalesef nitelikli birçok hizmet sadece özel sektörde yapılabilir hale geldi. Ve özel evet. sektör devletin geri ödemesiyle, SGK geri ödemesiyle ayakta kalıyor. Evet. Özellikle
nitelikli hizmet gerektiren işlemler maalesef üniversitelerden bir sürü hekim ayrılmak durumunda kaldı. Çünkü üniversitelerin içi boşaltılmış durumda. Gerekli ameliyatlar yapılamıyor, ihaleler yapılamıyor. Yani üçüncü basamakta alınması gereken hizmetler şu anda özel sektöre doğru kaymış durumda. O zaman devlet hastanelerindeki kalite de düştü. Yani sağlık nitelikli tabii, hizmet yani, kalitesinde nitelik, evet. Evet özellikle işlem gerektiren bak, şeyler. Bu bile aslında sağlıkta şiddeti tabii. Elbette meşru hale getirecek sağlıkta sağlık çalışanlarına tabii, şiddet uygulayanları anda, haklı çıkaracak bir şey gerekçe değil bu söyledikleriniz. Tabii. Ancak bunlar da bardağı taşıran bazı tabii. önemli detaylar. Tabii. Bunların yapılamıyor olması, sizin burada yapamıyoruz, şuraya gidin demek hastaya. Evet. Bunlar hiçbiri kolay şeyler değil. Ayrıca tabii ki çalışanların yeterli iletişim eğitimleri, bizim zaman ayırmamız, yani bir sürü toplumdaki şiddet dili, herkesin cebinde bir silah evet. bulunması, bugün silaha ulaşmak, bireysel silahlanma herkesi tehdit ediyor. Parkta oynayan çocuğu evet. da tehdit ediyor. Bunu teşvik edenler var. Bunu teşvik ediliyor yani. Şu anda. Açık herkesin evinde bir silah var. Örneğin bu en son şiddet olayında baba polis evet. evdeki silahı alabiliyor. Yani sonuçta bu tür asker, polis bunlar işlerini bitirdikten sonra emekli olduktan sonra bu silahların bir şekilde devlete geri teslim edilmesi gerekir. Yani kimin silah taşıyacağı sürekli bu özendiriliyor. Halbuki bireysel silahlanmanın mümkün olduğunca evet. yasaklanması lazım. Yani sigarayla nasıl mücadele ediyorsak evet. sağlığa zararlı diye. Şu anda silah sağlığa en zararlı maddelerden biri. Evet. Ölümle sonuçlanıyor. Bireysel silahlanma. Tabii yöneticilerimizin dili, toplumdaki adalet duygusuna karşı oluşmuş olan güvensizlik ortamı, herkesin kendi çözmeye çalışması sorunlarını, evet. bütün bunlar şiddeti maalesef şimdi, arttırıyor. Hasta yakınları, aileleriyle ilgili, hastalarla ilgili doktorları veya hastane yönetimlerini sorumlu tutuyorlar herhangi bir olumsuzlukta. Bunu besleyen şeyler var mı? Yani bir şeyler eksik mi yapılıyor ki bu kadar çileden çıkacak noktaya geliyor, insanlar gözünü karartıyor? Bir kere çok kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratıldı. Bunun da nedeni evet. özel sektörün gitgide daha yani sağlık anlamında karlı bir hale gelmesi. Bu ticari bir işlem haline getirildi. Böylelikle hastaların belki evde geçireceği çok basit hastalıklar için bile hastaneye başvuru oranları arttırıldı. Aslında tabii ki çok hızlı bakıldığı için hasta da memnun kalmıyor. Belki ona izah edeceğiz. Bu önemli bir hastalık değil. Evet. Siz bunun işte sadece biraz fazla sıvı için dinlenin, C vitamini evet. alın, geçecek ama diyeceğiz. Ama olmuyor. bunun için bir zaman ayırmanız, onu iyice dinlemeniz, muayene etmeniz yeter. Bu en aşağı 20 dakika ayırmanız lazım bir hastaya ki. Evet. Hasta olmadığını anlatmak evet. için bile. O yüzden bunları yapmadığınız takdirde zaten hasta tatmin olarak çıkmıyor oradan. Bakılmadım, edilmedim, dinlenmedim. Çünkü bir sürü de veri girişi yapmak evet. zorundasınız bilgisayara. Evet. Bu yüzden nitelikli bir saat hastalarımızla geçiremez hale geldik. Bu tabii sevk zincirinin olmaması basamaklar arası. Talebin aşırı yükseltilmiş olması. Çok kısa aralıklarla randevuların verilmek zorunda kalması, hekimin bakabileceğinin üstünde bir iş yükünün olması, bunlar da tabii evet. nedenler tetikliyor. Arasında. Şimdi sağlıkta devrim yapıldı deniliyor ya, hep bununla övünüyorlar. Biz sağlık sektöründe devrim yaptık. Eskiden şöyleydi, hastaneler berbattı, şimdi hastalara işte çözüm buluyoruz, vaktinde tedavi oluyorlar, kimse hastanelerde kuyruğa girmiyor, imkanlar genişletildi ve biz sağlıkta devrim yaptık diyorlar. Ne duruma getirildi sağlık sektörü? Şimdi sağlık sektörünün niteliğini maalesef sıradan vatandaş ölçemez. Evet. Onu baktığı şey ben hastaneye gidiyor muyum? İlacım yazılıyor mu? İlacım yazılıyor mu? Doktorun önüne çıkıyor muyum? Doktor da benim istediğimi yapıyor mu? Hatta onun istediğini yapmak evet. şeklinde. Onun sağlık hizmetinden algıladığı bu.
Ama aslında nitelikli sağlık hizmeti dediğimiz zaman biz bunun ciddi bir anamnez süresi, muayenesi, ayırıcı tanıya girme, gereksiz tetkik istememe, az ilaç yazma, yani bizim aslında iyi hekimlik değerleri dediğimiz şeyler tamamen halka sunulan talebin dışındaki şeyler. Evet. Bu yüzden çatışıyor aslında. Yani halkın, evet, onların şimdi düzeldi, iyi gitti dediği şey iyi bir belki otelcilik hizmeti. Herkesin istediği anda, istediği hastaneye gidiyor olması. Yani çünkü bunu ölçmesi gerçekten hastaların zor, hatta sağlıklıların da zor. Bu yüzden nitelikli bir hizmette artış söz konusu değil ama tabii ki hastalar daha kolay hastaneye ulaşıyorlar. Peki, şimdi sağlıkta şiddeti önlemek için ceza artırımı dışında, bu ceza tedbirleri dışında, caydırıcılık dışında yapmamız gereken şey ne? O biraz önce saydığınız bazı sebepler var. Onları ortadan kaldırmak için nasıl bir yöntem izlenmeli? Tabii ki sağlıklı bir seks zincirinin kurulması lazım. Aile hekimliği sisteminde şu anda o da tedavi ediciliğe kaymış durumda. Orada koruyucu hekimliğin daha ağırlıklı olarak işleniyor olması lazım. Aşıların düzgün bir şekilde yapılması lazım. Çünkü giderek aşılama reddi de var. Orada da sorunlar yaşayacağız. İleride salgınlar çıkabilir. İkinci basamakta yine bir seks zinciriyle üçüncü basın. Yani seks zinciri biraz şeyi düzeltecektir. Ama tabii burada da insanların isteği o kadar kışkırtıldı ki bu da zorlamaya neden olabilir. Bunu tedrici olarak mantıklı bir şekilde açıklayarak. Tabii uzun vadeli işler var. Milli Eğitim'de sağlık okuryazarlığının arttırılması, insanlara doktorların yapabilecekleri, yapamayacaklarıyla ilgili, insan vücudu ve sağlığıyla ilgili düzgün bilgilerin verilmesi lazım, evet, doğru bilgilerin verilmesi lazım. Milli Eğitim'deki kitaplardan şiddet dilinin hekimlerle ilgili çok olumsuz yayınlar yapan Milli evet, Eğitim kitapları var, bunların çıkarılması lazım. Bir kere sağlık okuryazarlığının arttırılması, basına çok iş düşüyor. Tabii işte doktor şunu yapmadı da o yüzden evet, öldü de evet, tam evet. İşin zaten ölecek hasta. Tabii, tabii. Diyelim ki bizde yoğun bakımı basıyor hastalar. Yani yoğun bakıma girip hastayı ölen hastası için dayak yiyen doktor var. Yani ölümün de doğal bir süreç olduğunu, insanların hastalanabileceğini, yani yapılabileceklerinin de belli bir sınırı olduğu konusunda bir bilgilenmenin olması gerekiyor. Bunun dışında tabii ki randevu sistemi, düzen, yeterli sürenin ayrılması, destek sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, hastanelerde karşılayan tıbbi sekreterler, bütün bunlar, mekanların doktoru koruyacak şekle getirilmesi, iş güvenliği analizlerinin hastanelerde yapılması ki bu kanunlar var. Aslında başhekimler sorumludur hastanede evet, olan her tür kazadan ve şeyler de gerekli tedbirleri de almaları gerekir. Bu da uygun mekanlarda çalışmamız evet, lazım. Şimdi gelelim 5. maddeye. Evet. İsyan ettiğiniz, sokaklara çıktığınız, haykırdığınız o 5. madde sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırıyor. Evet, maalesef. Biraz önce söylediğimiz gibi keyfi bir biçimde uygulandığında bütün sağlık çalışanlarını işsiz bırakabilecek, keyfi bir şekilde tamamen işsiz keyfi bırakabilecek bir madde, buna açık. Ne yazıyor maddede ve neye itiraz ediyorsunuz? Ki bu arada o maddeden dolayı mağdur olan kaç kişi var? Yani kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen bildiğimiz kadarıyla 6-7 bin civarında sağlık çalışanı var Türkiye'de. Şimdi bu madde nasıl yorumlanabilir ve kimleri işsiz bırakabilir? Ucu nereye dokunabilir? Evet. Bu çok önemli bir konu aslında. Şimdi bu madde hakikaten çok önemli. Bu maddede özetlemem gerekirse ne yazıyor derseniz, evet, bu madde şu anda güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorların ve kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilen doktorların güvenlik soruşturması sürecinde terör örgütleriyle üyelik iltisaklı denilen bir cümleyle, evet, iltisaklı bulunanların hem kamu görevinde hem özel sektörde SGK'lı anlaşmalı özel sektörde çalışmasını men ediyor.
Yani işsiz. İşsiz kalıyor. Evet. Özellikle güvenlik soruşturması nedeniyle atanması yapılmamış olan doktorlar, ki bunların çoğunu genç hekimler oluşturuyor. Bunların biliyorsunuz hekimlerin bir mecburi hizmet yükümlülüğü var 600 gün süreyle. Evet. Bu mecburi hizmet yükümlülüğü süresince hiçbir yerde çalışamaz diyor. Yani evde oturacak. Ve güvenlik soruşturması süresince geçen sürenin de diyelim ki 7 ay sonra size geldi. Güvenlik evet. soruşturması nedeniyle size atamanızı yapmıyoruz diye bir yazıyı siz ne zaman elinize aldıysanız o sürede evde oturacaksınız. Yani o 600 gün güvenlik soruşturması sonucu elinize geldikten sonra başlayacak. Yani neredeyse 3 yılı bulan, evet. bir hekim için 3 yılı bulan hiçbir işte çalışamama durumunu getiriyor ki bu 12 Eylül yaşandı, 12 Mart yaşandı, bu ülkede çok ciddi askeri darbeler yaşandı. Onlarda bile güvenlik soruşturmasından geçmeyen doktorların çalışamamaması diye bir şey söz konusu değildi. Bir de güvenlik soruşturması neye göre nasıl yorumlanacak? O ayrı bir konu. Evet, yani. O ayrı bir konu. Yani bu kanun şu anda sadece Nazi döneminde Hitler Almanyası'nda uygulanmıştır. Yahudi hekimler şey ilan edilmiştir ülkede. Terörist evet. ilan edilmiştir ve onlara çalışma yetkisi verilmemiştir ve hekimlik yapamaz hale gelmiştir. Bu kanun aynen öyle bir kanundur. Çünkü güvenlik soruşturma dediğiniz mahkemede bir yargılama değil. Güvenlik soruşturması zaten yaşadık gördük ülkemizde. Evet. Birinin ihbarıyla ortaya çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından sizinle ilgili ihbarlarla yapılan, ne kadar derinlikte olduğu belli olmayan, çünkü güvenlik soruşturması dediğine ataması yapılamayan doktorlara şey de gelmiyor. Tabii. Nedendir, yani, niçindir, kim sizi, suçlama nedir, delil falan yok. Süreci yok. Zaten öyle bir şey olsa bu ülkenin mahkemeleri evet. var. Zaten o kişiyle ilgili bir iddia varsa, bir sorun varsa, bir suç varsa mahkemeye gidilir. Yargılanır, yargı sonucunda bir ceza alır. Evet. Onda bile cezayı yattıktan sonra kişiler dışarıya çıkınca çalışamazlar diye bir şey söz konusu değildir. Yani mesleğini yapabiliyorlar. Aynen öyle. Evet. Çünkü meslek diploması ancak tıp fakültelerinde verilir. Tıp fakültelerinde öğretim üyeleri bunu uygun görmüşlerse, sınavdan geçmişse, kişiliğinin doktor olmaya engel bir durumu yoksa, mesleğini icra ederken yüz kısaltıcı meslek ahlakına yönelik tabip odalarından almış olduğu meslekten men cezası gibi bir deontolojiye aykırı davranışları yoksa hekimin, yani mesleğini icra etmeye şeyi yoksa güvenlik soruşturması nedeniyle bir hekimin bunu yapmaması, işini yapamaması mümkün değil. Yani bu kabul edilebilir bir madde değil ve burada sorun sadece güvenlik soruşturma uymayanlar değil. Sizin de dediğiniz gibi tüm hekimlere bu tehdit tabii, var. Yani sizin için de, herhangi bir hekim için de. Her hekim, hatta ben bunun topluma da büyük bir zararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz önce rakamları verdim size. Özel sektöre müthiş bir kayış var. Siz şimdi özel sektörde çalışmayı da güvenlik evet. soruşturmasına bağlıyorsunuz. Yani SGK ile anlaşması olmayan hastane hemen hemen yok gibi veya çok üst düzeyde evet. ultra yüksek ücretlerle alınan hastanelerde bazı şeylerde yok. Şimdi bu kurumlarda çalışmanızda eğer size işletmeciniz beğenmiyorsa, siz yeterince tetkik istemiyorsanız, evet. onun için gerekli ticari anlamda hoşuna gitmiyorsa atmak için, sizi o iş yerinden atmak için bu bir gerekçe artık. Evet. Yani sizinle ilgili bir güvenlik soruşturması yapılır. Siz mesleğinizi tamamen şeyden atılabilirsiniz hastaneden, hiçbir tazminat bakın, ödemeden. Bunu şöyle de değerlendirelim. Şimdi bir doktor kolay yetişmiyor. Çok zor bir meslek ve eğitim süreci de çok uzun. Yani şu dirsek çürüyor doktorlar. O mesleği kazanana kadar, hak edene kadar şu dirsekleri çürüyor. Yıllarca sabrediyorlar ve mesleğe adım atıyorlar. İdarecinin biri diyor ki hayır ben seni beğenmedim, sen hafif muhalif duruyorsun, bakışların normal değil, sen bu mesleği yapamazsın diyor. Ve 6-7 yıl belki 9 yıl uğraşıp didinip hak ettiği o mesleği bir daha ömür boyu yapamıyor bu maddeyle. Aynen öyle. Ya bu çok
Bu korkunç bir travma. Sağlık çalışanları açısından büyük yani bir travma. Gerçekten bunun olumsuz etkileri ne olabilir? Vebali korkunç. Yani intiharlar olabilir. Yani hekimler arasında. Çünkü hekimlik öyle bir meslek ki siz bunu isteyerek... Şey yani şeyi, büyük bir özveri gösteriyorsunuz. Hani o sınavları kazanana kadar, okulda okuyana kadar, sonra ihtisasını yapana kadar nöbetler tutuyorsunuz. Yani çok yıpranması yüksek, çok meşakkatli bir iş. Yani geldiğiniz bu meslek süreci. Bunu ancak isteyerek, severek yapın. Ve size bu mesleğinizi sadece çok yani kendi muayenehanenizi açarak yapacaksınız gibi bir... şeye kısıtladığınızda hiçbir hekim tatmin olamaz. Yani işini yapamıyor çünkü. Veya o mecbur hizmet süresince evde oturacaksınız demek. Bunlar çok gerçekten... Yani bakın çok ciddi bir yere dikkat çektiniz. İntiharlar bile olabilir. Olabilir diyorsunuz. Tabii. Yani açlığa siz açlıkla terbiye etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu bütün hekimler için bir tehdit. Çünkü siz diyelim ki bir ilaç bulunmuyor piyasada. Bir ameliyat yapılamıyor hastanede. Bununla ilgili bir cümle söz ettiğinizde muhalif duruma düşüyorsunuz zaten. Yani hastaya aslında hastalığıyla ilgili gerekli şeyleri açıklarken toplumsal bir bakış açısıyla olayları açıkladığınızda siz zaten muhalifsiniz. Biri de sizi şey yaptığında siz işinizi yapamazsınız. Başka bir yerden bakalım olaya. Bu Türkiye'de olmuyor değil. Hasta geldi, doktoru beğenmedi. Benimle ilgilenmedi dedi. Ve bu hasta ya da hastanın yakınları diyelim ki iktidara yakın olan birileri. Bunlar doktoru şikayet ettiğinde aynı şekilde mesleği elinden alınabilir. Yani burada hastayla gireceği diyalogta da doktor sıkıntılar yaşayacak. Tabii çok sıkıntı yaşar. Yani kafada soru işareti olur ya da ne bileyim sosyal yaşantısında bazı şeyleri kısıtlamak zorunda kalabilir. Aman beni böyle zannetmesinler diyerek akşam oturmalarına gitmeyebilir mesela dışarı bir yere. Yani bu bambaşka bir şey. Bu yani hekime vereceği zarardan çok hastaya verecek zarar da var burada. Çünkü hekim kararını alırken, tedavisini yaparken özgür düşünmek zorundadır. Yani olayı bütünüyle kavramak zorundadır. Ona göre hastayı yönlendirme durumundadır. Eğer hekim sürekli bir tehdit altındaysa işsiz kalacağı ve mesleğinden edileceği, men edileceği gibi bir tehdit altındaysa hastasını doğru dürüst tedavi edemez. Hastasını doğru dürüst yönlendiremez. Yani bu aslında toplum için ciddi zararlar getirebilecek bir yasa. O yüzden milletvekillerinin şu anda çok 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 düşünerek karar vermeleri lazım. Ve çevrelerinde her milletvekilinin mutlaka bir doktor vardır. Doktor milletvekilleri vardır. Bir danışsınlar, bir konuşsunlar. Yani önlerine gelen her şeyi imzalamasınlar. Yani topluma ne kadar zarar verdiklerini, hekim camiasına ne kadar zarar verdiklerini. Aslında ülkede bir süre sonra biliyorsunuz Yahudileri attığında Nazi Almanya'sı, Türkiye kalkındı. Çünkü onlar geldi. Evet. Burada çok güzel şeyler kurabildiler. Evet. Tıbbımızın gelişmesine büyük katkıları oldu. Şu anda büyük bir göç olacak Türkiye'den. Beyin göçü olacak. Nitelikli doktorlar. Yani bu şartlarda niye çalışsın? Yani yarın öbür gün atılacak. Aynen öyle. Yani sürekli başında bir cenderede çalışabilir misiniz? Çok ciddi bir beyin göçü olacaktır. Ve giderek doktor kalitesi de düşecektir. Tamamen toplum sağlığını düşünmeyen, halk sağlığını düşünmeyen hekimlerin eline doğru gidecektir. Burada ciddi bir şey var. Yani mutlaka bu şeyden dönülmesi lazım. Bir de haberler verilirken sanki sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili haber veriliyormuş gibi veriliyor. Bir tane madde var. Evet. Onda da şiddete yönelik bir şey yok. Ama yasa tasarısının genel adı sağlıkta şiddeti önleme yasasıymış gibi. Yaptık. Evet. Yani hep öyle yazdık. Doğru. Sağlıkta şiddet yasa tasarısı diye biz de verdik. Bir tane madde o aslında. O da geri kalan 43 maddenin zaten bununla alakası yok. Bunlarla alakası yok. Şiddetle hiçbir alakası yok. Bilakis hekime şiddet var. Evet. Yani hekime yönelik şiddet. Şimdi bakın her boyutuyla değerlendirdik. Zaten ispiyoncu olmaya teşvik edilen bir toplum var. Aynen İhbar edin gördüğünüz yerde teröristleri denilen bir ortamda.
Bu doktor solcu, bu doktor terörist. Andırıyor evet. Sanki. Hı-hı. Bakın akşam ben onu şu mekanda gördüm. O mekan bilmem necilerin gittiği mekan denildiği anda olay bitti. Tabii aynen öyle. Tamamen ihbar müessesiyle evet. işleyen bir güvenlik soruşturmasından yani sadece söz ediyoruz. Hastane içindeki ihbar ispiyon mekanizması değil. Tabii. Vatandaşla birebir karşı karşıya geldiği için doktor. Tabii. Vatandaş tırnak içinde söylüyorum gıcık olduğunda ihbar eder. İşte işinde ne de? Aynen. İşinden etmekle de kalmıyorum. Mesleğinden ediyor. Aynen. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. İki madde sıraladınız. Onların altını özellikle çiziyorum. Bir, sağlık çalışanları açısından büyük bir travma. Bu şartlarda çalışılmaz. İntiharlar olabilir diyorsunuz. İki, göç. Beyin göçü. Nitelikli doktorlar böyle bir ülkede hele hele bu şartlarda bu mesleği yapamazlar. Şimdi bunun başka bir boyutu da var. Türkiye'nin doktor ihtiyacı yok mu? Bakın yabancı doktorlar geliyor burada. Çalışıyorlar. Yunanistan'dan doktor getiriyoruz. Orası krize girdiğinde Yunanistan devlet hastanelerindeki doktorları işten çıkardığında o doktorları aldık buraya getirdik. Bu kadar doktor ihtiyacının olduğu bir dönemde böyle bir düzenleme neye evet, yol açar? Evet, şu anda yabancı uyruklu doktorlara çalışma izni veriliyor. Veriliyor, tabii evet. Zaten nitelikliyse, şeye hakimse, dilimize hakimse biz zaten her tür hekimin belli bir standartta ise hekimlik yapmasının önünde bir engel yoktur. O düşüncedeyiz. Biz de nasıl yurt dışına gidip hekimlik yapabiliyorsak, yurt dışından gelen biri de ülkemizde evet, hekim. İhtiyaç ama varsa. İhtiyaç varsa evet. yapılır. Ama siz onlara bile uygulamıyorsunuz böyle bir güvenlik soruşturmasından geçmiyor onlar. Yani böyle aylar süren bir şey değil, de yok. Değil mi? Aynen evet. öyle yani onları bir şekilde çalışma izni veriyorsunuz. Bu kadar derinlemesine bir şey yok. Onların önünde bu kadar büyük bir tehdit yok. Siz bunu kendi vatandaşlarınıza uyguluyorsunuz. Evet. Şimdi birazdan vatandaşların çok sayıda sorusu var. Onları alacağım. Twitter üzerinden yazabilirsiniz sorularınızı. İlginç şikayetler var sağlık sektörüyle ilgili. Onları size ileteceğim ancak bu şehir hastaneleriyle ilgili bir rapor geçti elimize. Basına da yansıdı. Elazığ'da bir şehir hastanesi çalışanının hazırladığı rapor. Bakın şöyle diyor. Hastanenin şehir merkezine uzaklığı ve hastaların ulaşımının güç ve pahalı olması nedeniyle poliklinik sayısı devlet hastanesine göre %50 azaldı. Eski devlet hastanesinde günde 6-7 bin hastaya bakılırken şehir hastanesinde bu sayı 3000'e 4000'e kadar düştü. 3-4 bine kadar düştü. Acilde bakılan hasta sayısı devlet hastanesinde 1500 iken şehir hastanesinde bu sayı 900 arasında değişiyor. Buna benzer çok sayıda verimliliği azaldığına yönelik bazı şikayetler var. Ve şehir hastanelerinin yapıları da yap işlet devlet modeliyle biraz daha özel hastane mantığıyla işletiliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da zaten müşterisi bol olacak bunların diyerek müjde vermişti. Hasta müşteri oldu bir anda şehir hastaneleriyle birlikte. Ne durumda bu şehir hastaneleri çözüyor mu bazı şeyleri ya da sorunları daha da mı büyütüyor? Şimdi şehir hastaneleri gerçekten sağlıkta özelleştirmenin bir yeni boyutu ve devlet eliyle özelleştirmenin. Bunlar kamu özel ortaklığıyla yapılacak. Arazi şeyden, kamudan. Evet. Bunu kira ödeyecek ve bu bedeller çok yüksek. Devlet kira ödeyecek. Hastaneyi de özel sektör yapacak. Yaptıktan sonra hastanenin bir takım hizmetlerini, destek hizmetlerini bu ihaleyi alan firma yapacak, evet. üstlenecek ve onun geliri de ona gidecek. Yani biz devlet hem kira ödeyecek hem de ayrıca o işletmedeki mesela radyolojiyi, patolojiyi, biyokimyasal şeyleri veya eczanesini taşeron o firma aracılığıyla yine ona ihale edecek. Yani evet. oradan da bir para kazanacak. Ve %70 doluluk garantisi tabii. veriliyor. Yani hazineden. Köprü modeli gibi. Evet. Yani siz şu kadar arabanın oradan geçmesi lazım. Şu kadar hastanın da şehir hastanesinden evet. geçmesi gibi bir garantiyi veriyorsunuz. Bu garantiyi de en azından 25 yıl boyunca veriyorsunuz. Evet. Yani 10 yıl boyunca. Şimdi bu en son yine bu 44 maddeden biri de şehir hastaneleriyle ilgili. %70'lik doluluk oranı tekrar tescilleniyor. 5 yıllık destek hizmetlerdeki garanti şartı 10 yıla çıkarılıyor. 10 yıla, evet. Ve bütün denetimlerden, Sayıştay denetimlerinden muaf tutuluyor. Vergi damga, vergi vesairelerinden muaf tutuluyor. Yani acayip derecede
bu şehir hastanelerini yapacak firmalara devletin kanunuyla yetki evet. veriyorsunuz ve ayrıca bu %70'lik doğruluk oranı şey yapılamazsa döner sermaye karşılayacak. Evet. Şeyine. Yani yeteri o da kadar, olmazsa, yetmiyorsa evet. yani yeterince. Cumhurbaşkanlığı bütçesi o zaman devlet bütçesinden karşılanacak. Evet. Yani herkesin cebinden karşılanacak sonuç olarak. Yani şehir hastaneleri modeli dediğimiz şey, bu kışkırtılmış sağlık hizmeti niye kışkırtıldı? Evet. Bunlar için kışkırtıldı. Yani sizi bol bol hastaneye bir teşvik evet. var ve siz bu hastaneyi doldurmak durumundasınız. 1400 yataklı devasa hastaneler yapılıyor. Bunlar şehir dışında yapılıyor. Ve bu şehir dışındaki büyük mekanların tabii ki AVM'si olacak, eczanesi olacak, oyun şeyler olacak, onun çevresinde evet. bir şey gelişecek. Ve tabii ki hastalar oraya nasıl gidecek? Evet. Bunun için de şehir merkezindeki hastane sayıları bir şekilde azaltılacak. Yani evet. zaten onu da birazcık görüyoruz. Merkezdeki hastanelerin yeterince bakımlarının yapılmadığını, şeylerinin düştüğünü. Ki ileride mesela kapatmak bizim, için ben bahane İstanbul olsun. Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Bizim hastanemize yıllardır en ufak bir onarım yapılmıyor. Yani devlet eliyle yapılmıyor. Tabii. Kendimiz bağış bulup yaptırmaya çalışıyoruz yarın ama. Yarın kapatmak için bahane olabilecek. Bahane bunlar iyi çalışmıyor, rentable değil vesaire deyip. Bakın şeyde, bina dökülüyor. Dökülüyor, kötü, şey değil, zaten sürekli batıyor, verimli değil falan, maliyet etkinlik analizi deyip zaten bunlar kapatılıp şehir hastanelerine bir şekilde müşteri sağlanacak. En son Bilkent'te biliyorsunuz Ankara'da açılacak ve ciddi bir evet. Rakama mal oluyor. Aylık ödenecek miktar ve sonunda geldiğimiz nokta. Biz onun normal ihale kanunuyla yapılmış olsa, tabii ki yeni hastaneler yapılsın. Ama ihale sistemiyle yapılsın ve kamunun olsun bu hastaneler. Evet. Biz niye özel sektöre hastane yaptırtıyoruz ki? İhale kanunuyla bunu çok daha ucuza mal edebiliriz. Zaten her ay dünyanın parasını bunlara kira olarak ödeyeceğimize evet. göre, para bizden çıkacağına göre, bunu kendi malımızı başından itibaren sahip olabiliriz. 30 yıl sonra bunlar devredilecek devlete. 30 yıl sonra devredildiğinde zaten evet. bitmiş yani. Olacak hastane. Yani bütün eskimiş olacak, verimli olmayacak. Ayrıca mali etkin değil bu hastaneler, şehir hastaneleri. Ve bunlar Sayıştay denetiminden de bir şekilde çıkarılıyorlar. Bunlar şeffaf olmalı. Hangi maddeler ne kadara alındı, ne kadarı verilecek, kaç liraya kiralanacak? Bunların gerçekten denetime, evet. mali denetime açık olması gerekiyor. Şimdi sosyal medyada, Twitter'dan gelen soruları soracağım. Bu beşinci madde sadece hekimler için mi yoksa hemşireler ve diğer sağlıkçılar da bunun içinde mi diye sormuş. Evet, güzel bir soru. Vatandaş. Hem hekimler hem diş hekimleri için şu anda evet. çıkan madde. Hemşireler için değil. Şu anda değil ama bu kapsam bence bütün meslek grupları için bir tehdit. Yani önce evet. hekimler için çıkacak. Zaten şu anda öğretmenlerin de birçoğu KHK ile atıldı ve onlar zaten şeyde çalışamıyorlar. Belki bir süre sonra onlara özelde de çalışamama evet. şeyi. Yani bu bir giriş bence. Bu bütün meslek grupları için bir tehdit evet. unsuru olarak çıkarılabilir. Şu anda sadece hekimler ve diş hekimlerini içeriyor madde. Şimdi bakın bir izleyicimiz diyor ki doktor değilim, sağlık çalışanıyım. Gidin acil servislerde sözlü fiziksel şiddetin boyutlarını bir görün. Şiddet olmayan yerde de taciz var. Hasta haklarını taciz hattına çevirdiler. Asılsız, gereksiz, çoğu saçma sapan şikayetlerle çalışanları yıpratıyorlar diyor bir izleyicimiz. Yani çok ilginç evet. biliyor musunuz? Biz aslında toplum, hasta ve biz aynı taraftayız. Yani öyle bir şey var ki sanki karşı karşıyaymışız evet, evet. gibi. Yani ringe çıkmış gibiyiz. Halbuki onların şeyi açısından da biz oradayız. Yani biz sonuçta hastaları iyi etmek için okuduk. Onlara yararlı olmak için buradayız. Biz farklı yerlerde değiliz. Yani onların çıkarı bizim çıkarımızı. Ama öyle bir yere geldik ki gerçekten izleyicimiz, yazan kişi çok haklı. Acillerde bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddet son derece artmış durumda. Evet. Yani tahammülsüz bir toplum haline geldik. Evet. Bakın çok ilginç, ilaçlarla ilgili çok sayıda şikayet var. Diyor ki bir izleyicimiz, piyasada grip aşısı bulamıyoruz diyor. Hem de kışa girerken. Nedir bu ilaç konusu? İthal ediyoruz değil mi bazı birçok ilacı? Bu döviz fiyatları bunu etkiledi mi? Piyasada çok sayıda ilacın getirilemediği, Türkiye'ye getirilemediği ve
hastaların mağdur olduğu da söyleniyor. Var mı bir tespit bu konuyla şimdi ilgili? Şimdi bu gerçekten özellikle ucuz ilaçların bulunmasında ciddi bir sorun var şu anda. Ben özellikle kanserle ilgilenen bir alanda çalışıyorum. Kanser ilaçlarıyla bizim ilgili şikayet de var. Bizim için çok ciddi basit ilaçlar, mesela sispiretin, adre gibi çok ucuz ilaçlarımız şu anda bulunamıyor. Yani hastane eczanelerinde bitenler var. Yeni ihalelere girerken ilaç piyasada yok ve dış eczanelerde de yok. Bu niye ciddi bir hocam? Sorun. Niye yok? Bir kere çok ucuz olduğu için özel sektörün şeyine bırakmış durumdayız şu anda ilaç sektörünü. Eskiden biliyorsunuz SGK eczaneleri vardı ve ucuz ilacı onlar üretiyordu. Yani kar etmiyoruz bundan. Tabii ucuz. Kar etmiyor, hatta zarar ediyor. Çünkü o yüzden devlet, getirmiyor. Yani Sağlık Bakanı, Maliye belli bir şey belirlemiş durumda. Siz diyor dövizi 2.7'den. Yani şu anda oldu 6.3. Siz 2.7'den dövizi sabitleyeceksiniz ilaçta ithal ederken. Ayrıca buna da %40 indirim yapacaksınız. Ve bundan da böyle satacaksınız diyor. Bu çok pahalı olan ilaçlar için yine de firmalar için karlı olabilir. Ama çok ucuz ilaçlarda bunu... Dış ham maddesi dışarıdan geliyor. Evet. Burada bir de üretim yapacak, bir şey harcayacak, dağıtım yapacak. Bu o kadar ucuz ki ilaç. Yani bunu yapmasına değmiyor bir şirketin. Bunu yapması için amme hizmeti yapıyor olması bunu lazım. Bunu devlet yapsın o zaman. Bunu devletin yapması lazım. Yani siz özel sektörün şeyine, ilaç şeyini bırakamazsınız. Özellikle süresi dolan ilaçlar için, yani muadillerin çıkması süresinde olduktan sonra bunun devlet tarafından ucuz ilaçların üretilmesi lazım. Benim bunun bildiğim, çıkışı yok gerçekten. Evet, SSK eskiden ilaç üretilmiş fabrikası varmış ama fabrikası bu iktidar vardı. Döneminde kapatılmış. Aynen o fabrika. Aynen öyle. Şimdi kar etmiyor diye kapatıyorsunuz. Zaten devlet kar etmek yani, için yapmıyor zaten ki. Yani hastane kar etmez. Yani hastanenin kar etmesi mantık dışı bir olaydır. Siz orada gereksiz iş yapıyorsunuzdur. Yani kar etmesi için böyle bir şey olamaz. O yüzden sağlık sektöründe bu karlılık, müşteri gibi mantıkların giderilmesi lazım. İlaç sektöründe de öyle. Bir kere devletin artık bu bulunamayan ilaçlar için bir fabrika açması lazım. Çünkü özel sektöre yalvara yakara ne olur sen maliyeti zarar et yap demesi çok zor ya da arttıracak. Evet, buradan ya da çağrı, fiyatı arttıracak buradan çağrı da yani. Yapıyorsunuz İstanbul Tabip Odası olarak. Devlet artık ilaç fabrikasını açmalı. Açmalı diyorum tabii. Yani buna ihtiyaç var. Buna çünkü halk sağlığı tehdit altında. Tabii bazı bulunamıyor özellikle, değil mi? Bulunamayan ilaçlarımız var. Bunların devlet tarafından üretilmesi lazım. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki bir aydır fizik tedavisi için sıra bekliyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani tabii çok bunun ne olduğunu bilemiyorum ama Bu şu anda bu randevu sistemi biliyorsunuz artık internetten alınıyor. Ve dedikleri gibi kuyruk olmamasının nedeni de internetten randevu almadığınızda zaten hastaneye gidemiyorsunuz ki. Öyle bir şey olduğu için otomatik bir eleme oluyor hastalarda. Gittiğinizde zaten muayene oluyorsunuz ama fizik tedavi imkanları alete bağlı. Alete bağlı bir sistem, fizyoterapistin çalışması lazım. Mecburen bir randevu sistemiyle yetişemiyordur. Yani özel bir alan çünkü. Özel bir alan, sayı sınırı var, yatak sınırı var, orada alet sınırı var, fizyoterapist ama sınırı var. Ama mağdurda edinmemesi lazım. Bakın bir aydır bekliyormuşum fizik tedavi de acil bir... Aciliyet gerektiren tabii bir tedavi süreci. Tabii hastanın aciliyet durumunun vesairesinin değerlendirilmesi lazım. Evet. Acilse öne alınması lazım. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Pınar Hanım'a bir sorum olacak. Her sene binlerce gereksiz ameliyat yapılıyor sağlık sektöründe ki herkesin bildiği bir durum maalesef. Bu konuda Türk Tabipler Birliği herhangi bir kontrol mekanizması gerçekleştiremez mi? Doğru mudur bu? Vatandaş böyle zannediyor. Yani şöyle şimdi siz demin saydım size özel hastane... lerdeki artış oranlarını ve devlet de şu anda bir ticari işletme gibi işliyor. Evet. Yani siz fazla tetkik istemelisiniz, fazla işlem yapmalısınız ki geri ödemesi SGK'dan gelsin, döner sermayeniz dönsün. Yani böyle bir sistemde olabilir.
hakikaten gereksiz işlemler yapılıyor olabilir. Çok nitelikli gerekli işlemlerin de geri ödemesi yeterince yapılmadığı için, yani karşılamadığı evet. için yapılmıyor olabilir. O yüzden biz her zaman diyoruz ki sağlığın ticareti olmaz. Yani bu kamusal bir hizmettir. Devlet tarafından karşılanmalıdır. Döner sermaye gelirleri gibi bir kapsam ancak cüzi miktarlarda gelir hanesinde olmalıdır. Bunları zaten iyi bir geliri hekimlere vermek durumundadır devlet. Çalışıp çalışmadığını da denetleyecek. Yani sen fazla işlem yaparsan geri ödemen olur, daha fazla döner evet. alırsın gibi bir şey ahlakı bozar. Yani evet. bu sistemi, altyapısı bozuk zaten. Burada hekimleri yani bu sistemi maalesef yarattılar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağlık çalışanlarına şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha buradan haykıralım. Ayrıca bu sağlık çalışanlarının madde, evet. evet, beşinci maddeyle iş güvencelerinin ellerinden alınması çok ciddi problemlere yol açacak. Bu bir toplum sağlığı meselesi, halk sağlığı meselesi. Böyle hafife alınacak, siyasete alet edilecek bir konu değil. Doktorların içi rahat koşullarda çalışması bizlerin daha sağlıklı yaşam sürmesi anlamına geliyor. Ancak doktor eğer yarın ben işimden olacağım, mesleğim elimden alınacak endişesiyle hastaneye gidiyorsa bu halk İyiyiz sağlığına bakalım. En büyük tehdittir. Evet, aynen öyle. Yani ne bize sağlıklı bir hizmet verebilir ne kendisine faydası olur ve belki de sağlıkta şiddeti artıracak bazı olumsuzluklara da sebep evet, olabilir. Kafası bozuktur, hastayla ilgilenmeyebilir. Bunlar meşru gerekçeler değil ancak psikolojik sebepler olabilir. Çok ciddi bir mesele. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok her zaman da yanınızdayız. Teşekkür ederim. Özellikle bu konuları dile getirme fırsatı verdiğiniz için. Evet, çok teşekkürler. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Pınar Sahip ile birlikteydik. Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla 44 maddelik bir torba yasa getirildiği söylendi. Ancak o 44 maddenin içinde sadece bir madde şiddetle ilgiliydi. O da ne caydırıcı ne de ceza artırıcı tedbirleri içermeyen bir maddeydi. Asıl tartışılan madde 5. madde. Güvenlik soruşturmasından geçemeyen veya ihraç olmuş hekimler meslekleri ellerinden alınıyor. Buna karşı çıkıyor. Doktorlar, Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası ve tüm hekimler. Bunları konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Yarın Avukat Uğur Poyraz Halk TV'de günün konuğunda konuğumuz olacak. Yargıyı konuşacağız, siyasal gelişmeleri ve gündemin sıcak maddelerini ele alacağız. Hoşçakalın.